yine lafınızı kesiyorum, özür dilerim. Yani esirgemeyiz deyince aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane yine 98 veya 2000'li yıllarda Kur'an'ı paketlemeye geçtiğiniz dönemde yine bizim İhlas'tan o dönemde bölge temsilcimizle beraber o paketleme tesisinizi gezmiştik. O zaman yeniydi çünkü burası. Bir gezelim görelim nasılmış buradaki şey diye. Doğru yani esirgemediler yani. 97'de evet o zamanlar en üsttekiler diye bir kitap çıktı. Zaten Kazım Bey diye bir asasyon. Şimdi şeyde hatta biraz önce sizin dediğiniz şey Kamran Bey daha şimdi ekonomi yöneticinin evet, şeyi çıkarttınız. Kulaklar için nasıl? Şimdi gezmişler bize oradaki şirketlerimizi şey yapıyor. Bu ay ekonomi yöneticinde gösterecekler. Daha küçük esnaf bir şey yani birçok şeyler var falan. Dedi ya Mustafa Bey, biz de birçok şirketleri biliyoruz ama adamlar diye başlamış, karanlık çok yükselmiş. Evet. İşte o karanlıkta bilmediğimiz için dedi. Acaba o karanlıktaki şeyde biz bir medyayız, bizim de rekabetçimiz var. Ha bunları meşhur ediyorlar, demek ki burada bunların da meyli var dedi. Evet. Ama biz sizin takip ettik, geçmişiniz yoktan var, bize siz lazımsınız dedi. Sağ olsun, o zaman hiç unutmam. Yani karınca karınca, tabii ki şu anda 40 yıldır Almanya'dan inanın tatil günleri hariç. Bir saniye, 40 yıldır orada, 40 yıldır orada. Sizin hallerine de zaten yaşamında kaç yaşınızdan? Yaşınız kaç? Şu an için 30'un üzerinde. Geceleri sayamazsan 20 falan. Şimdi ben 43 yaşındayım. Ben de yani benimle yaşım veya benim 2 yaşım artık yaptırmıyorum. Ama çalışma süren 80 hesap ediyorum. Geçen bilgilerde de diyorum. Şey, 16 saatten aşağıya, 18 saatten aşağıya çalıştım. Yani iki katı çalıştım diyorsun. İki katı çalıştım. Sizin iki gün. Ya benim şirketim diyorum şimdi ben Almanya'da 40 yılda 80 yıldır. 25 yıldır şirketimiz var. Yaklaşık 50 lira denk gelir. Yani biz bazen niye burada var diye acaba niye burada kaldık diyorum ben de kendi kendime. Bu çabaya verdim. Evet bu kadar çabaya verdim. Bir ara basında da ana vatan baba vatan olarak bir konuşmanız geçmişti yani. Genel... Bunu Almanlara çok kullanırım ben. Almanlar bizde yaşım 56 onu da söyleyeyim ondan sonra. İnşallah yani. Almanlar ana vatan demezler. Onlar baba vatan derler. Ben diyorum ki biz yani Türkiye'nin Almanya arasında bir köprüyüz. Siz ana vatanımızsınız, siz de baba vatanımızsınız. Çünkü babamız getirdi bizi buraya. Bu köprü denen bu şeyi değerlendirin diyorum. Biz iki dilli, iki kültürü tanıyan bir şey olarak da bizden faydalanmıyoruz. Onun için evet. Mustafa Bey bir de baktım yani bu kadar işin içinde Halil abi de aynı şekilde maşallah bizlerde hiç saçmış kalmadı. Siz o kadar işin içinde bu kadar genç kalmanızı yani neye bağlıyorsunuz? Bu Sonzai diye bir Japonya'dan bir ara şey getirdiniz. Hala belki de şu anda boynunuzla tahminca. O enerjiden mi faydalanıyorsunuz? Bunun bir sırrı var mı? Buradaki arkadaşlarımla buradaki arkadaşlarımla özellikle sunayım. Tabii reklam olmasın diye devamlı baktat diyorum. Değiştiriyorum. Şimdi birincisi baktat olarak Yadırgama bu mesela çok şeyler biz geri göndermiştiriz. Reçelin içerisinde benzoat var. Adamlara biz kullanmaz. Avrupa'da yasak benzoat. Niye damak kanatlarına sebep oluyor? Bir de şimdi şeye geldiniz, Sonzai Bey doğru haklısınız. Aslında ben bunu geçen sene takmaya başladım. Bu bilimsel olarak nanoteknolojiyle içine yerleştirilmiş bir çip. Ben çok şey... Kişi özel değil. Herkese, herkes kullanabilir. Kişi özel istemiyor. Yok. Bu bilimsel yani. Benim bir şey var, orada çalıştırdığım bir... Kalistinanza, ne Kalistinanza? Sonzai'ye. Kalistinanza bir hoca var, Mısır'a sormuş. Ya demiş, böyle böyle bir şey. Acaba ben bunu takabilirim, Filistinli. Filistinli. Bu nanoteknoloji, biliyorsunuz son zamanda bayağı yaygınlaşmaya da başladı. İçine yerleştikleri için en önemli şeyi, telefonların manyetik şeyi çekiyor. Dışarı çekiyor. İnsan gücünü çekiyor.
Yani diyelim ki özellikle bilgisayar, cep telefonu falan, ışıklar falan hem. Mesela o kadar şey var. Bizim mesela çorbanın içindeki baharatın ışınlanmış diye onu bile tespit edebiliyorlar. Örneğin televizyonun önündeki veya çalıştığımız bilgisayarların önündeki şey onun 20 misli fazlası. Ama bunun farkında değiliz. Bunu sigara kullanmıyor. Bunun siz alışkanlığı yok. Pazarlamasını falan yapıyor musunuz? Almanya'da Avrupa temsilcisiyiz. Yetimlerle fuarda. Burada var mı mağazamızda? Şu anda buradaki mağazamızda var. Bedeli de var. Gazeteci, gazetecilere indirim uyguluyor musunuz abi? Gazetecilere %20 indirim. Şimdi bunu arkadaşım bir baktım fuarda tanıtıyor birilerine falan. Ben de kendisini tanımadım, onu söyleyeyim tanıdım. Almanya'dan geldi, burada kendisi yaptım. Ya nasıl falan derken bazı şeylerde denemesini de yaptım. Migren veya güç kaybı. Diyelim ki şu an su içiyorsun. İyonize şu kadar bir dokunma. Bu su şimdi yönüze olmuştur. Gidin abi. Akşama kadar ben bu kadar toplantılara falan gidiyorum. Yorgunsun. Böyle çattırmadan şöyle hafif bir deyince o an için tamamen su ışınlanmış oluyor. Bir yandan insan böyle bilinçlik geliyor. İyonize edilmiş su da arıtılmış su yani. Evet. İç cihazına falan geçiyorsun havalandığında. Evet. Normal Alman çeliği. Fermal şeyinden bile öten ilk sıra cihazı. Böyle geçiyorsun ötmüyor. İnsana güç falan da veriyormuş. Hatta Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki şeyinde Amerikan Başkan Yardımcısı gelmişti. Ki biz polislerini bile şey aldılar. Amerikan polisleri bizi oraya girerken sıkıyor. Ondan sonra ya ben bundan giriyor bizim arkadaşlar dedi, hayret etti ya dedi. Ya top iğneyi bile inceleyip şeyler, masa iki saat onların cihazları var. Görünmeler, illa bize bunlardan birer tane görünmeler. Bir de bu Almanya'da 2008'de iş adamları tarafından yılın iş adamı ödülü aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2008'de herhalde 35 yaşında falan. Zaten geç, şu anda da geç, 2008 olarak. Şimdi, yani geç, yılın iş adamı ödülü aldı. İhlas Medya'nın Ekovitrin'de Kanadiyeti'nin Alman şirket bir Alman kuruluşunun böyle şey, hatta şu an 100 tane ünlü şirketler arasında bir önceki Alman Cumhurbaşkanımıza verdiği kitapta gene şeyimiz var. Bağdat'ın yeri var. 100 olarak 100 ünlü şirketler, 100 büyükler diye. Ayrıca bir Alman milletvekilinin çıkarttığı güneydeki top 50 iş verenler şeyi de var orada da. Şimdi eyalette tabi bunları söylerken biraz mahcup oluyorum kendimi methetme anlamında. Estağfurullah yani eyalet, haklı gururusunuz gerçekten. Yüksek mahkemesinde ticari hakim görevim var. Orada bir baş hakim, iki yedek giriyoruz. Bu da yaklaşık Adalet Bakanlığı'nın ikinci devre olarak 5 yıl bittikisi 2 yılda ikinci 5 yıl olarak uzattılar şey görevini. Yani bu şöyle baş hakimlerin her şeyin tecrübesinde olmadığını karar aşamasını bizim görüşlerimize sunarak evraklar dosyalar bize gelir. Bilirkişi. Bilirkişi değil, hakim. Hakim. Biz istersek bilirkişi isteyebiliyoruz ama 3 tane hakim olarak üçümüzün imzası olmadan o karar bağlanmıyor. O görevim. Gene Almanya'da ilk olarak Alman ticaret odalarının bölgedeki yönetim kurulu üyesiyim. Hatta şu an bölge ticaret odasının şeyiyle, prezidentiyle bir reklam kampanyasını Türklere özellikle meslek eğitimine yönlendirmek için ayın 6'sında gelecekler. Beraber koltukta oturup biz meslek öğretiyoruz, siz gelmiyor musunuz diye bir reklam kampanyası başlayacak. Şey adam koltuk var mı? Bizim orada yok. Bizim iş yerimiz sandalyeyle oturup misafirimiz de sandalyeden alıyor dedik. Onlar da reklama koltuk üzerinde şey gelmiş. Dün mesaj gelmiş bana. Onu organize eden biz bir şirkete görev verdik. O gün koltuk getirecek. İkiniz koltukta oturup resminizi çekeceğiz. Kısmet olursa size yönlendiririz onu. Yine Türk-Alman Ticaret Odası'nın kurucularından,
Türk Odalar Borsalar Birliği'yle birlikte oran denetleme kurulu başkanıyız. Böyle bir güzel. Hem sosyal hem ticari çalışmalarımız var. Yani bunlar tabii ki bizi yani bölge şeylerimiz bilmezse dışarıdaki basın bilmesi mümkün değil. Yerine göre bizim bilmediğimiz şeyleri siz bir tanıyan bilen olarak bilgi sahibi olun diye bugün bir iftar beraber açalım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Zaten Halil abimiz Şımbulu'daki ve çevresindeki eğitime de çok büyük destekler veriyor. İnşallah yeni yapılacak üniversite kampüsümüzde de büyük destek vereceğinize umut ediyoruz. Tabii şu an sizin Almanya'da partner olduğunuz üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'yle kardeş üniversite yaptık. Bir de Tunus Üniversitesi'yle kardeş üniversite yaptık. Smet Olus ileride bizim buradaki dallardansa buradaki üniversitelerle kardeş üniversite yaptık. Buradaki öğrencilerimizin son yılda orada tutabiliyor ve çift diploma veriyor. Ne kadar güzel. Çok amaç oydu. Branş ne oradaki? Branş, oradaki eğitim branşı nedir? Yönetimci, yönetici asistanlığı ve medya yönetici. O zaman yani burada iki üniversitede bir branşın gelmesi çok büyük bir avantaj olacaktır. Sizler üniversiteye de muhakkak ona kardeş üniversite olacaktır. Zaten inşallah. Dolayısıyla yani aslında böyle bir şey branş alınırsa çok güzel olacak yani. Biz de genişletiyoruz da ek branşlar gelecek. Mesela ben de orada olmam. Üniversiteye bir tane Türk profesör ünvanı gördüm. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekmek dersimiz var.